Merhaba arkadaşlar. Eğitim Vadisi Canlılar Dünyası tarama testlerinin için çözümünü yapacağız. Tabii bu tarama testleri sayfa 88 ile 96 arasındaki 4 test arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi başlayalım yavaştan çözmeye. Şimdi diyor ki ilk soruda aşağıdakilerden hangisi canlının filogenetik sınıflandırılmasında kullanılmaz diyor. Şimdi arkadaşlar burada hücresel yapıyı kullanabiliriz. Tek hücreli, çok hücreli diye en azından ayırt edebildiğimizi biliyoruz. Embriyonik benzerliğe göre en azından sınıflandırmada farklılıklar olduğunu biliyoruz. Protein çeşidinin canlıdan canlıya farklılık gösterebildiğini ve biz bunu sınıflandırmada kullanabildiğimizi biliyoruz. Ama kromozom sayısına bakarak canlıların gelişmişliği hakkında özellikle herhangi bir şekilde yorum yapmamız yanlış olur demiştik hatırlıyorsanız. Homolog organ benzerliğine göre ise sınıflandırmayı yine de gerçekleştirebiliriz. Buradan herkes D şıkkını kolaylıkla bulmuştur diye düşünüyorum. İkinci soruya geçtiğimizde bakteri ve virüsler için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır diyor. Şimdi arkadaşlar soruya şöyle başlangıçta baktığınızda bakteriler zaten prokaryot yapılı, virüsler ise arada kalmış canlılar. Yani canlı ve cansızlar arasında bir geçiş formu kendisi. Şimdi buna göre bakıyoruz. İkisinde de nükleik asit var mı? Evet, yönetici molekül bakterilerde de virüslerde de var. Hatta virüslerde DNA ya da RNA var diye adlandırdık. Yani bu büyük bir ihtimal ortak bir özellik ama diğer şıklara da bakmamız lazım. Oksijenli solunum yapma diyor. Şimdi bakterilerin oksijenli solunum yapanı da var, kemosentez yapanı da var. Aynı şekilde fotosentez yapanı da var ama virüslerin henüz böyle bir özelliği yok. Zaten B şıkkını direkt eleriz. Protein sentezi yapma diyor. Virüslerde ribozom organeli bile yok. O yüzden bu da gitti. Virüslerde fotosentez yapabilecek ne bir organel ne de klorofil pigmenti yok. Hücre çeperi bulundurma diyor. Virüslerde çeper bile yok. Yani zar yok ki çeper olsun dersiniz. O yüzden eminim herkes gönül rahatlığıyla A seçeneğini bulmuştur. Üçüncü soruya baktığımızda ise kapalı dolaşım sistemi bulunur. Kalpleri 3 odacıklıdır. Metamorfoz geçirirler. Zaten şu metamorfoz lafını duyduğunuzda yani başkalaşım geçirirler lafını duyduğunuzda zaten işinizi biraz garantiye almış oluyorsunuz. Kuşlar metamorfoz geçirmez. Memeliler metamorfoz geçirmez. Sürüngenler geçirmez. Balık geçirmez. Zaten burada amfibi dediğimiz canlılar yani mesela kurbağalar metamorfoz geçirirler. Bir dönem balıkken kalpleri 2 odacıklıdır, sonra 3 odacığa dönmüştür. Ve omurgalı oldukları için kapalı dolaşım sistemi de bulunur arkadaşlar. Buradan rahatlıkla kopya çekebilirsiniz açıkçası. Yani aslında metamorfozun başkalaşım olduğunu bildikten sonra kafanız rahattır hani bence. Dördüncü soruya geldiğimizde yapılan biyolojik bir araştırmanın sonuçları aşağıdaki gibidir diyor. Bakıyorum. X canlısı klorofil sitoplazma içerisinde dağınık halde bulunmaktadır diyor. Şimdi arkadaşlar düşünüyorum. Klorofil sitoplazma içinde dağınık. Demek ki bir kloroplast organeli yok. Sitoplazmada dağınık halde kalmış. Bu canlı kim olabilir? Prokaryot yapılı yani zarlı organeli bulunmayan bir canlı olabilir. Zaten bu size öglenayı, bitkiyi ve mantarı eletmiş olur ki mantarlar zaten fotosentez bile yapmıyor. Hocam şu iki bakteri seçeneği benim için şu an için doğru. Glikojen depoladığı ve sporla ürediği saptanmıştır. Glikojen depoladan farkındaysanız hayvanlar, mantarlar bir de bakterilerdi arkadaşlar. Sporla üredi diye yani zaten hayvanlar sporla üremiyor hocam. Burada en mantıklısı mantar derseniz ama olsun sınavda ezişimiz garantiye alalım. Z canlısı tek hücreli ve çift çekirdekli diyor. Zaten hani tek hücreli de belki bir ikilemde kalabilirdiniz ama çift çekirdek lafını duyar duymaz. Hocam bu paramecium'da büyük ve küçük çekirdekleri var deyip çat diye bu şıkkı işaretlersiniz diye düşünüyorum. Beşinci soruya geldiğinizde tabloda hayvanlar alemindeki çeşitli canlılarda görülen bazı yapı ve özellikler verilmiştir diyor. Dediği gibi omurga, böbrek, alveol, tüy, açık kan dolaşım, akciğer gibi 6 farklı özelliği vermiş. Buna göre bu yapı ve özelliklerin görüldüğü canlılarla ilgili aşağıdaki eşleştirmenin hangisi yanlıştır diyor. Artık burada şıkka göre yorum yapmam gerekiyor benim anladığım. Çekirgeye bakıyorum, omurga. Yani omurgalı dediyse sıkıntı var. Sonra bakıyorum açık kan dolaşımı. Burası doğru olabilir ama şurada bir sıkıntı var. Hamsi omurgalı evet. Böbrek var. Kesinlikle doğru. Serçeye baktım. Omurgalı evet. Böbrek var evet. Tüy görülür evet. Akciğer solunumu yapar. Evet. Kuşlar sonuçta. Timsah sürüngenler. Bakıyorum omurgalı evet. Böbrek evet. Akciğer solunumu yapar. Evet.
Balineye geldim, memeliler gibi düşüneceğim. Omurgalı evet. Böbrek evet. Alveol evet. Sonuçta o da akciğer solunumu yapıyor aslında, farkında değiliz. Evet, bu da doğru. Arkadaşlar dediğim gibi hani şurada omurgalı deseymiş sizi daha böyle hani net yönlendirecekmiş, ama burada omurgalı mı omurgasız mı tam net değil deyip arada bıraktıysanız haklısınız. Yani şuraya keşke hiç arada bırakmayacak şekilde omurgalıdır deseydi daha net böyle görülebilir bir soru. Altıncı soruya baktığımızda, bitki ve hayvanlarda numaralandıran metabolik olaylardan hangileri ortak olarak gerçekleşir diyor. Şimdi arkadaşlar düşünüyorum. Bakın direkt okun yönüne göre. Glikozu nişastaya çevirebilen bir canlı varsa hocam bu sadece bitkidir dersiniz. Yani mümkün değil, hayvanlarda görülme şansı yok. Sonra düşünüyorum. Hocam tutmuşum karbondioksit artı suyu glikoza çevirmişim. E bu fotosentez hocam. Bunu da yapsa yapsa bitkiler yapar. Sonrasında bakıyorum. Glikozu karbondioksit artı suya çeviren, yani solunumdan bahsediyorum. Solunumu bitkiler de yapar. Işık olmadığı zaman, hatta kökleri. Aynı zamanda hayvanlarda zaten akciğer solunumu yaptığı için 7/24 bu reaksiyonu gerçekleştirir. ATP sentezini yapabilmek için dersiniz. Birinin ortak olmadığı net, ikinin ortak olmadığı net. Tek ortak olan şık sanki bana B öncülü, yani solunummuş gibi geliyor. Bunu eğer bu şekilde düşündüyseniz rahat rahat çözmüşsünüzdür. 7. soruya geldiğimizde, bakterilerin oluşturduğu endosporlarla ilgili. Öncelikle arkadaşlar bakteri ve endospor diyor. Yani bakteri olumsuz şartlar karşısında kendisini korumaya alacak diyor. Haberin olsun. Buna göre hangisi doğru diyor. Yani bir direkt yorum yapacağız. Olumsuz ortam koşullarında hayatta kalmayı sağlar diyor. Zaten endosporun tam olarak karşılığı bu. Bakterilerde kalıtsal çeşitlilik konjugasyonla sağlanır. Endosporla değil. Tüm bakteri türleri oluşturabilir diyor. Arkealarda bakteri, ama arkealar endospor oluşturmaz. Aksine o ortamda yaşamayı severler. O yüzden buradan hiç böyle eliniz kolunuzu sallaya sallaya düşünmeden A şıkkını işaretlemişsinizdir diye düşünüyorum. 8. soruya geldiğimizde, içerisinde uygun besi yeri bulunan bir deney tüpüne bir miktar bakteri konularak ağzı pamukla tıkatılmış. Şimdi ağzını pamukla tıkaması demek oksijenle iletimini kesmesi demek ve koyduğum şey bakteri diye de tekrar ediyorum. Tüp içerisinde bakterilerin dağılımı dikkate alındığında bu bakteri türünde arkadaşlar nerede toplanmışlar? Sanki tüpün biraz daha böyle üst tarafına doğru besi yerine yakın bir yerde toplanmışlar gibi düşünülüyor. Ve zaten bakteri demiş mi arkadaşlar? Bakteride zarlı organel yok desen, bak bakteride zarlı organel yok desen, hocam mitokondri patır patır gitti. Kloroplast patır patır gitti. Ha, kim bulunabilir? Hocam ribozom anca bulunabilir. Ha belki şunları diyebilirdiniz. Hocam tüpün üst tarafına yakın olduğu için oksijenli solunum yapıp mezozom bulundurabilirdi. Ya da hani ortamda ışıktan bahsetseydi. Hocam kloroplast değil de belki sitoplazmasında klorofil vardır. O yüzden tüpün üst tarafında toplanmış falan diyebilirdiniz. Ama bu zarlı organelleri bulundurabilme şansı zaten hiç yok. Sonra geldik. 9. soruda diyor ki, sürüngen ve kuşların üreme ve gelişme periyodunda diyor. Şimdi sürüngen ve kuşların üreme ve gelişme periyodunda hangileri vücut dışında gerçekleşir dedim düşüneceğiz. Şimdi burada şu mantığı düşünmeniz lazım. Hocam sürüngenlerde bakıldığında iç döllenme, dış gelişim var. Aynı şekilde kuşlara baktığımızda ise kuşlarda iç döllenme, dış gelişim var. Şimdi bakın ortak nokta ne? İç döllenme, dış gelişim olması ikisinde de. Hocam zaten sert yumurtaları, hani kabuklu bir yumurtaya sahipler. Buna göre düşünüyorum şimdi. Hocam gamet oluşumu. Gamet oluşumu vücut dışında gerçekleşmiyor. Aynı şekilde düşünün de döllenme vücut dışında gerçekleşmiyor. Çünkü iç döllenme, dış gelişim var. Gelişim dıştaysa embriyonik gelişimi daima vücut dışında gerçekleşir deyip B öncülünü işaretlemenizi bekliyoruz arkadaşlar. Sonra 10. soruya geldiğimizde, bir türün bireylerinde, bakın bir türün bireylerinde aşağıdakilerden hangisi her zaman aynıdır diyor. Yani öyle bir şey bulun ki her zaman aynı olsun. Kendi türümüzü düşünüyoruz. Kendi türümüz içerisinde bile protein çeşitliliği farklıdır. Çünkü DNA kontrolünde gerçekleşir. Buna aynıdır diyemem. Aktif gen merkezi, aktif gen çeşitliliği farklıdır.
Hücre sayısı farklıdır. Nükleotit dizilişi farklıdır. Ama nükleotit çeşidi deyince bir durursunuz. Çünkü hocam eğer bu DNA ise adenin, guanin, sitozin, timin, deoksiribonükleotitler kullanılır. Eğer RNA ise adenin, guanin, sitozin, urasil, ribonükleotitleri kullanılır. Ve bu bizim türümüz içinde düşünüldüğünde bile aynıdır her zaman. O yüzden rahatlıkla bunun istisnai durumunu bulamazsınız ve her zaman aynı olacağını düşünürsünüz. Bu soruya geldiğimizde ise diyor ki aşağıdaki tabloda kurbağa ve sürüngene ait çeşitli özellikler verilmiştir. Adam tek tek gerçekten vermiş. Sonra diyor ki özelliği gösterene artı koyun, özelliği göstermeyene eksi koyun. Buna göre numaralandırılan yerlere aşağıda verilenlerin hangisi gelmelidir diyor. Şimdi arkadaşlar aslında parça parça bakabiliriz. Kurbağalar soğukkanlı mı? Evet. Sürüngenler soğukkanlı mı? Kesinlikle evet. Sonra geldiğimde hocam ürik asit atma kurbağalar ürik asit mi atar? Hayır. Sonra bakıyorum hocam sürüngenler ürik asit atar mı? Evet. Sonra buraya geldim. Kurbağalarda dış döllenme var mı? Evet. Sürüngenlerde dış döllenme var mı? Hayır demiş. Yani benim beklentim herhalde artı eksi artı şeklinde olacak. Artı eksi artı şeklinde yaptığımızda herhalde cevap D seçeneği olarak çıkıyor. Arkadaşlar kurbağalara, amfibilere gelip baktığınızda zaten şunu fark etmişsinizdir. Bunlar bir dönem balık, bir dönem karaya çıkıyorlar. Yani en azından hani amonyak dur hocam ürik asite kadar çıkmamışlardır diye düşünmüşsünüzdür. Zaten kurbağalar dediğim gibi yumurtalarını ve spermlerini suya bırakıyorlar. Bir dönem larva dönemi yaşanıyor. Solungaç solunumu yapıyor. Bir dönem ergin dönem yani karaya geçtiğinde ergin döneme geçip akciğer solunumu yapıyor dersiniz. O yüzden bu özelliği bildiyseniz zaten D seçeneğini bulmuşsunuzdur büyük ihtimal ben gibi. Sonra geldim 12. soruya. Diyor ki omurgası hayvanların tamamında. Bakın omurgası hayvanların tamamından bahsediyor. Şimdi ben böyle bir şey gördüğümde dediğim gibi hani omurgası hayvanlar hakkında gerçekten genel bilgim olması lazım. Hani en azından şunları söyleyebilirim omurgası hayvanların tamamı deyince. Hocam sinir kordonları kesinlikle karın bölgesinden geçer. Bu bir. Daha sonra genellikle iç iskeletleri bulunmaz. Ve devam ettiğimde bazılarında dış iskelet bulunur. E kimdir hani bu canlılar diye düşünseniz. Sünger, sölentere, solucan, yumuşakça, eklem bacaklar ve derisi dikenlilerdir. Şimdi bu canlılar ve bu bilgiler düşünüldüğünde ortak özellik hangisidir diye baktığımızda bakıyorum. Çok hücreli olma diyor. Evet hocam hani en azından omurgası hayvanları düşündüğümde sonuçta hayvanlar aleminin üyesiler. Çok hücreliler mi? Evet. Baktığımda açık kan dolaşımına sahip olma diyor. Hocam hepsi açık kan dolaşımına sahip değil. Gitti. Bilateral vücut simetrisinin yanında radyal simetriye sahip olan omurgası hayvanlar da var. Bu özellikle gidiyor. Oradan cevabınız rahatlıkla A öncülü oluyor arkadaşlar. 13. soruya gelip baktığınızda X bakteri türünün içerisinde glikoz ve laktozun birlikte bulunduğu bir besi yerinde birey sayısının zamana bağlı değişimi aşağıdaki grafikteki gibidir. Arkadaşlar koyduğu maddeler belli. Glikoz monomer halinde, laktoz da disakkarit halinde. Yani bunu direkt kullanabilir, bunu ise hidroliz etmesi gerekir. Mesela ilk soruda bunu fark ettim. Sonra bakıyorum. Birey sayısı zaten bir ara artmış. Bir ara beklemiş. Sonra yine artmış. Ben şu an soruyu okumadım. Devamının ne getirdiğini açıkçası gerçekten bilmiyorum ama şu arada glikozu kullanmış olabilir. Şu esnada laktozu hidroliz etmeye başlamış olabilir. Bak hidroliz etmeye çalışmış olabilir. Şurada da o laktozu kullanmış olabilir diye yorumluyorum grafiği. Diyor ki zaten T1 anında glikoz moleküllerin tükendiği bilindiğine göre. Demek ki benim düşündüğüm gibi olmuş. Burada glikozun tamamını kullanmış ve bitirmiş. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi doğru diyor. Bakıyorum. T1 T2 aralığında X bakteri türü laktozun hidrolizini sağlayacak laktaz enzimi sentezlemiştir. Gayet mantıklı. Zaten baştan biz böyle bir şey olabileceğini düşünmüştük. T1 anına kadar besin ihtiyacı glikoz moleküllerinden karşılanmıştır. Bunu kendi ağzıyla söylüyor zaten soruda. Sonra T2 anından sonra endostoz olayı ile dediğin bir dur diyeceksin hocam. Bir dur. Niye? Çünkü endostoz olayı büyük molekülün hücre içine alımı demek.
Hocam bakterilerde çeper var. Endostoz olayının olduğunu bile düşünmüyorum. Bakteriler sindirim enzimlerini içeride üretir, egzostoz da dışarıya gönderir, polimeri ya da maddeyi dışarıda parçalar, sonra monomerler şeklinde içeriye alır. Böyle bir şeyi düşünmem bile gerekmiyor. Devamını okumam bile gerekmiyor çünkü endostoz yok. O yüzden çat diye gelir, şıkkı işaretlersiniz. Yani basit yollarla soruyu çözebilirsiniz. Bu soruda yine aynı arkadaşlar. Aşağıdaki deney düzeninde basit kültür ortamında üreyebilen bakteri türü X ışınlarına maruz bırakılarak mutant formu elde edilmiş. Mutant formlar basit kültür ortamına alınarak çeşitli maddeler eklenerek üreme durumu gösterilmiştir diyor. Şimdi öncekiler bakteri kültür ortamında üreyebiliyormuş ama gördüğüm üzere bu bakteri kültür ortamında üreyemiyor. Yani bakteri kültür ortamlarının bana hiçbir etkisi olmayacak diyor. Bakmayın diyor. Buna göre mutant bakterilerin hangi maddeleri sentezinden sorumlu genlerin inhibe olduğu diyor. Ne demek bu? Yani hocam dışarıdan hazır aldığında üreyebiliyor demek ki demek. Bakıyorum hocam üreme yoksa bu da umurumda değil. Üreme yoksa bu maddeler de umurumda değil. Demek ki sentezleyemediği madde buradaki dışarıdan hazır alıp üremiş. Hocam bakıyorum birinde AB kaldı elimde, diğerinde AD kaldı. Hep arkadaşlar sınavda yapıyorlar. Ortak olan eleman kimse sentezleyemediği dışarıdan hazır alması gerektiği şey odur. Mesela burada da ortak olan A'dır. Buradan rahatlıkla A seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Aslında çok basit bir soru. Ama hani çakallık var. O çakallığı fark ettiniz mi oluyor? 15. soruya gelip baktığınızda aşağıdaki tabloda bazı bitki türlerinin özellikleri verilmiştir diyor. Arkadaşlar burada sıkıntı değil. Hani burada gelişime göre aslında yorum yapacaksınız. Buna göre diyor XYZ bitki türlerinin evrimsel gelişimi sürecinde ortaya çıkış sırası hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi gelişim süreci en basit olandan en gelişmiş olana doğru gitmeniz lazım. Hocam burada en ilkel üreme şekli sporla üreme. Yani olay X ile başlayacak deseniz bakın sınavda zaten hiç bilmeyen bir insan bile hani sporla üremenin ilkel bir araç olduğunu bilir. Sonrasında ise hocam spor, spordan sonra kozalak ki kozalak tohumdur. Ondan sonra meyveye geçer. Yani hocam X'ten Y'ye, Y'den ise Z'ye geçeriz dersiniz. Ama haklısınız. Şurada kozalağın bir meyve değil tohum olduğunu bilmeniz gerekiyor ki ona göre yorum yapabilin. Buradan da A öncülü zaten rahat rahat çıkıyor. Yani bu gelişim süreçleri genelde kolaydır. Bir kopya üzerinden yürürsünüz. Sorunun cevabı genelde de çıkar. Bu soruya geldiğimizde ise arkadaşlar başlangıç olarak şunun adımını kesin net atmış olmanız lazım. Hocam Pinus nigra, Pinus brutalia'da ortak olan nokta cins, tür değil. Yani hocam bunların cinsleri ortak ama türleri farklı. Dedim mi? Dedin zaten cepte. Sonra yukarıda bilimsel adları verilen iki canlı ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar ben size zamanında dedim ki hani olur ya böyle sorularda kulak aşinalığınız olsun yazın. Hocam Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Bunların neresi ortak cinsleri? O zaman hocam yukarıya doğru ne söylerse doğru kabul edebilirim. Çünkü ortaktır. Ama aşağıya doğru ne söylerse özeldir bilemem dedim sınıfta. Şimdi bakıyorum bakın nasıl geliyor cevap. Cinsler aynıdır. Hocam zaten cinslerin aynı olduğunu ben ilk dakika fark ettim. İlk dakika fark ettim. Familyaları farklı. Cinsi aynıysa familyası da aynı olabilir. Farklı değil, patladı. Çiftleşiklerinde verimli döl vermeleri için türlerinin aynı olması lazım ki bunlar aynı tür değil hocam. Bu kadar basit. Al. Çat diye çıktı cevap. Hiç de uğraşmazsın. Sonra ikinci soruda diyor ki parazit beslenen bir bakteri de bakın parazit beslendiğini zaten söylemiş ve bakteri olduğunu biliyorsunuz. Aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz diyor. Kardeş bütün canlılarda virüsler hariç bakın virüsleri de canlı diye henüz daha kabul etmiyorum. Hücreler ortaktır. Ribozom ortaktır. DNA, RNA, yönetici moleküller ortaktır. Madem arkadaş parazit nasıl madem klorofil bulundurabilir diye düşünmediniz mi? Çünkü klorofil bulundurursa fotosentez yapabilir. Ototrof olurdu o zaman parazit olmazdı ki. Hocam yine mantarlarla ilgili.
Açıklamalardan hangisi doğru diyor. Bakacağız. Selüloz çeper taşırlar. Şimdi arkadaşlar her mantar türünde şapkalı mantardır bu deyip çat diye selüloz çeper taşır dersen anlarım ki kitin yapılı çepere sahipler bir de. Yani iki taraftan da bunun yanlış olduğu açığa çıkıyor. Sonra depo karbonatları glikojendir. Şimdi mantarlarla ilgili özellik belirtirken mantar, bakteri ve hayvanlar alemi glikozun fazlasını glikojen şeklinde depo eder demiştik. Ototrof türleri vardır diyor. Yani kendi besinlerini kendi üretebilir diyor. Ben henüz öyle bir mantar görmedim. Ha görürseniz siz de haber edin. Ben de bileyim arkadaşlar. O yüzden buradan cevap B seçeneği çıkıyor. Dördüncü soruya geldiğimizde bu soruda belki takılmış olabilirsiniz. Açık ve kapalı tohumlu bitkilerde özelliklerin hangisi ortak olarak görülür? Arkadaşlar açık tohumlu ve kapalı tohum demek şu demektir. Üzeri meyveyle sarılı olan, üzeri meyveyle sarılı olmayan diye ayırırlar bunları. Buna göre baktığımda şimdi iletim demet taşıma. Evet arkadaşlar kısılem ve fulem olur. Bu sayede odun ve soymuk boruları derler. Biri su ve mineral taşır, biri glikoz taşır. Mantıklı. Tohum oluşturma diyor. Zaten açık ve kapalı tohumlu demiş. Oradan büyük bir kopya çekmişsinizdir. Ve daha sonra düşünün de eşeyli mi ürerler? Evet açık ve kapalı tohumlu bitkilerde eşeyli üreme görür. Bu çok basit bir şekilde bitkilere giriş yapmış. Ama siz ileride daha detaylı hallerini de göreceksiniz bitkiler aleminin. Sonra yine bakın bakterilerde görülen diyor hücresel yapılardan hangileri arkealarda da görülebilir? Süper bilgi. Hocam zaten hücre zarı canlı dediğimiz bütün herkes de vardı. Bakterilerde peptid organ yapılı hücre çeperi varken arkealarda yalancı peptid organ yapılı hücre çeperi vardı ortak. Zaten ribozom prokaryot ve ökaryot canlılarda ortak elemandır. Protein sentezinden sorumlu organeldir. Zarsız organeldir deyip hemen hocam ben E öncülünü yakaladım dersiniz. Sonra bakıyorum. Hayvanlar halinde bulunan canlılarda bakın hayvanlar aleminde bulunan herhangi bir canlıdan bahsediyor. Beslenme şekillerinden hangisi görülmez diyor. Şimdi arkadaşlar benim bir ara size verdiğim bir bilgi burada hayatınızı kurtarabilir. Parazit yapılı hayvanlar var mı? Var. İç parazit, dış parazit diye zamanda ayırdık. Zaten bunu çat diye işaretlersiniz. Kemo lafını duyar duymaz hoca bize bastıra bastıra demişti. Kemosentezi sadece prokaryot yapılı canlılar yapar. Ökaryotlar yapamaz. Devamını okumuyorum bile bak. Holozoik beslenenler besinlerini katı ve büyük parçalar halinde alanlar. Karnivorlar, herbivorlar, omnivorlar mıdır? Evet. Gayet normal. Anladınız mı? Adamın burada takık olduğu durum şu. Kemosentez yapan canlıların sadece prokaryot yapılı canlılar olduğunu biliyor musunuz? Zaten biliyorsanız B öncülünü rahatlıkla işaretlersiniz. Geldik 7. soruya. Aşağıda bazı canlılar ve özellikleri verilmiştir diyor. Buna göre aşağıda yapılan canlı özellik eşleştirmelerinden hangisi doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi memelilere baktığımızda zaten hiç çekinmeden eminim. Hocam memeliler sıcakkanlıdır demişinizdir. Sonra bakıyorum sürüngenler kalplerinde yarım perde taşırlar demişsinizdir. Kurbağalarsa deri solunumu yaparlar. Karaya çıktığınızda demişsinizdir. Bu kolay bir soru olmuş. A, C, B olacak. Yani buradan da cevabımız A öncülü olarak çıkabilir. 8. soruya geldiğimizde virüslerin çoğalma sırasında görülen birinci öncül virüs genomu ile protein kılıfın birleşmesi, ikinci öncül virüs genomunun konak hücreye girmesi, üçüncü öncül konak hücrenin ribozomlarında protein kılıfın sentezlenmesi diyor. Olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar düşünüyoruz. Hani nasıl olacak bu iş diye. Öncelikle virüs genomunun yani DNA'sının konak hücreye girmesi gerekir arkadaşlar. İlk mantık budur. O yüzden ilk sırada ikinci öncül alırım. Sonrasında ise konak hücrenin ribozomlarında protein kılıfların gerçekleşmesi gerekir diyor. Evet zaten bu aşamada arada DNA'sını eşler önce bir DNA'sını eşledikten sonra protein kılıfların sentezlenmesini gerçekleştirir. Son olarak da tutar virüsün içeride ürettiği genomla daha sonra protein kılıflarını birleştirir ve bakar ki hocam artık burada hani ben çoğalabileceğim kadar çoğaldım. Her şeyini de kullandım. Patlatıp çıkar. Yani aslında burada litik döngüden bahsedilmiş arkadaşlar. Sıralamada 2, 3, 1 diye gidiyor. Yani buradan B seçeneğini rahatlıkla bulabilmişsinizdir diye düşünüyorum.
Dokun soruya geldiğimizde aşağıdaki deney tüpüne su ve patojen bakteri, zaten patojen hastalık yapıcı bakteri olduğunu söylemiş. Su koydum, bir de patojen bakteri koydum demiş. Sonra patojen bakterinin yaşamını devam ettirip üreyebilmesi için tüpe aşağıdakilerin hangisinin ilave edilmesi lazım diyor. Şimdi arkadaşlar, patojen bakteri, hastalık yapıcı bakteri durup da sizin vücudunuzda bir şeyleri sindireyim diye uğraşmaz. Hazır madde varsa çatır çatır kullanır, yoksa da ölür. Bakıyorum. Hocam glikojen nişasta polimer yapılımı, evet, parçalamaya çalışmaz. Selüloz protein büyük yapılımı parçalamaya çalışmaz. Nişasta protein büyük yapılımı parçalamaya çalışmaz. Protein nötral yağ büyük yapılımı uğraşmaz. Ama D'ye bak. Hocam glikoz koydum, çat sindirdi. Amino asit koydum, çat sindirdi. Vitamin zaten çatır çatır kullanılıyor. Şuradakileri hiç uğraşmadan kullanır ki zaten bu arkadaş patojen bakteri eşittir beleş demek. Her şey beleş mi? Beleş. O zaman gider oraya yerleşir ve sizi hasta eder. Temel mantık bu. Yapıştır geç, uğraşma. Sonra geldim. Hayvanlar halinde yer alan bir canlı aşağıdaki metabolik olaylardan hangisini gösteremez diyor. Zaten soru da hayvanlar alemi diye vermiş. Hocam amino asitten protein sentezi yapar. Ribozomları sayesinde protein sentezi yapar. Glikozları kullanarak ATP sentezini oksijen ya da oksijen solunumla her halükarda bu işi gerçekleştirebilir. Ha, oksijenli ile yaparsa 28 ile 38 arası, oksijensiz de yaparsa 2 ATP üretir. O da onun bileceği iş. Ama burada diyor ki karbondioksit miktarı azalır. Glikoz miktarı artar dedi mi iş fotosenteze döner. Ben daha hayvanlar aleminin fotosentez yapanını görmedim. Ha, siz gördüyseniz dediğim gibi beni de uyandırın, ben de bileyim. Hocam oksijen miktarı azalıp karbondioksit miktarı artıyorsa bu arkadaş solunum gerçekleştiriyordur. Ki hayvanlar aleminde oksijenli ve oksijensiz solunum diye bahsettiğim şeyde özellikle oksijen kullananlar var. Sonra gerektiğinde diyorum proteini hidrolize ederiz ve amino asitlere dönüştürürüz ve bunları kullanabiliriz. Bu konuda da doğrudur. Son 11. soruya geldiğimizde arkeaları ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlış diyor. Bakıyorum. Prokaryot hücre yapısına sahiptir. Doğru. Tamamı heterotrof beslenir dediğimde aklıma halofiller geliyor. La kardeş, halofiller fotosentez yapmıyor muydu? Onlar ototrof o zaman derim, çat gider. Enzimleri ekstrem koşullarda çalışabilir diyor. Evet, zaten bu arkadaşlar DNA'larının histon proteinine sardıkları için diyorlardı ki ben burada yaşarım kardeş, niye kaçayım, niye endospor oluşturayım diyorlardı. O yüzden bu da doğru. Bazı türleri biyogaz üretimi sağlar. Biyogaz dediği metan gazından bahsediyor. Metanojenik arkeler olabilir. Otçul memelilerin bağırsaklarını yaşayabilen türleri vardı. Dediğim gibi metanojenik arkeler otçul memelilerin bağırsaklarında yaşar. O kötü kokuyu bırakabilirler. Yani metan gazını bırakabilirler. Sonra 12. soruda diyor ki filogenetik sınıflandırmada aşağıdaki özelliklerine hangisi dikkate alınmaz diyor. Bakın yine aynı yere vurmaya çalışıyor. Embriyonik benzerlik dikkate alınır. DNA benzerliği alınır. Protein benzerliği alınır. Gen benzerliği alınır. Ama morfolojik benzerlik dediğiniz zaman artık dur dersiniz. Hocam biz burada organ ne iş yapıyormuş diye bakmıyoruz. Kökene bakıyoruz. Kökene bakarsanız durup morfolojik benzerliğine, yani dış görünüş benzerliğine bakamazsınız. Zaten zamanında bakmışlardı. Hatayı da orada yapmışlardı. Hocam sınıflandırmada kökene bakılır, göreve değil demiştik. Geldik 13. soruya. Diyor ki hocam aşağıdaki karbonhidrat metabolizmasının belli bir kısmı, tamamını vermedim ve diyor baktım bir X bakterisinde ise şu özellikleri tespit ettim diyor. Saprofit besleniyormuş. Aerobik solunum yapıyormuş. Yani oksijenli solunum yapıyor ve saprofit beslendiğini biliyorum diyor. Buna göre X bakterisi karbonhidrat metabolizmasına verilen numaralı olaylarından hangisini gerçekleştirebilir diyor. Şimdi bakıyorum. Bakteriler selüloz sentezi yapabilir mi deseler güler geçerim. Kardeşim ne işi var onların selüloz senteziyle derim. Mesela birinin olmayacağına eminim ve sınavda da acelem var. Sonra geldim 2'yi düşünüyorum. 2. Glikojeni glikoza. Bakteriler, hayvanlar ve mantarlar glikojen şeklinde depo edebiliyorsa yıkadabilir. Bu gayet mantıklıdır. Yani 2 olacak şıklarımda, ona da eminim. Sonra geldim. Hocam nişasta şeklinde depo edebilir mi bu canlılar? Bakteriler kesinlikle nişasta şeklinde depo edemez. Yani cevaplarım da 5 olmayacak. Sonra geldim. Bakın burası önemli. Çünkü saprofit besleniyor ve aerobik solunum yapıyor demiş. Hocam glikozu karbondioksit artı suya çevirebilir. Bakın çevirebilir. Ama kesinlikle fotosentez yapamaz. Bunu gördüğün an hocam 3 olmayacak.
ve cevabımız buradan da C çıkacak dersiniz. Güzel soru yani. Bakteriyi bu grafik üzerinde yorumlayabilen en azından bakteri tam olarak oturmuş oluyor, anlamış olursunuz. 14. soruda diyor ki prokaryot ve ökaryot hücreli canlılarla ilgili. Prokaryot hücrelerinin tamamı bir hücrelidir. Bir hücrelerin tamamı prokaryottur. Ökaryot hücrelerinin tamamı çok hücrelidir. Çok hücreli canlının tamamı ökaryottur. Aslında kelime oyunu yapıyor arkadaşlar. Hangisi doğrudur bulacağız ama bildiğiniz kelime oyunu. Prokaryot hücrelerin tamamı bir hücrelidir. Çünkü bakteri ve arkealar oradadır. Doğru. Bir hücrenin tamamı prokaryot diyorsa, hayır hocam, ökaryotlarda da var. Protist alemin neredeyse tamamı tek hücreli. Neden bahsediyorum sen der, kovarsın. Sonra ökaryot hücrelerin tamamı çok hücreli diyor. Hayır hocam, protist alem var işte. Onlar tek hücreli der, elersin. Çok hücreli canlıların tamamı ökaryottur dese, evet. Biz prokaryotların içerisinde çok hücreli canlı görmedik. Onlar genelde tek hücreli bakteri ve arkealar var diye netleştirilmiş. Tamam mı? Hani buradan B öncülünü bulmuşsunuzdur ama çok güzel kelime oyunu yapmışlar yani. 15. soruya geldiğinizde diyor ki aşağıdaki tabloda 1, 2, 3, 4 numaralı canlıların bulundukları sınıflandırma birimleri harflerle gösterilmiş diyor. Gerçekten tek tek göstermiş. İşte familyası, takımı, sınıfı diye verilmiş ki şu an bakıldığında şurada şunu fark ediyorum. Hocam takımları ve sınıfları aynı gibi duruyor şu iki arkadaşın. Sonra buraya gelip baktığımda hocam bunların sadece sanki takımları aynıymış gibi geliyor. Bakın önce tabloyu bir çözdüm, aşağı ona göre geçeceğim. Sonra buna göre diyor aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? Hemen geliyorum. 1 ve 2 numaralı canlıların şubeleri aynıdır. Hocam zaten takımı sınıfı aynıysa şubesi aynıdır hocam. Yani ne olacak? Sonra geldim B'ye. 1 numaralı canlının en yakın akrabası 2'dir diyor. Hocam şimdi en yakın akrabası 2 olsa familyaları aynı olması gerekirdi ama değil. Sanki burada bir sıkıntı var gibi. Sonra diğer şıkları da bakalım arkadaşlar. Çünkü sınavda siz bazen işaretliyorsunuz, okumuyorsunuz bile. Belki onlar. Bakıyorum şimdi. 3 ve 4 numaralı birinin alemleri aynıdır. Hocam familyası aynıysa takımı, sınıfı, şubesi, alemi de aynıdır dersiniz. Doğru. 1 ve 2 numaralı birinin cinsleri farklıdır. Hocam familyası farklıysa zaten yukarı doğru gitmek demek. Yani daha özele gitmek demek cinslerinin farklı olduğu anlamına gelir. 3 ve 4 numaralı bireye çiftleşine verim ödül vermez diyor. Çünkü hocam sadece takımı aynı. Farkındaysanız türü farklı, türler farklıysa verim ödüller verilemez dersiniz. Demek ki biz gerçekten şurada doğru bir şey yakalamışız. En yakın akrabası 2 değil. Dedik mi kafamız rahat. Sonra geldik arkadaşlar bu soruya. Diyor ki bir canlının aynı tür olduğunu aşağıdakilerden hangisi kanıtlar? Şimdi arkadaşlar tür olmanın tek bir karşılığı vardı. Aslında burada hani adam direkt tanımın karşılığını vermiş. Tür olmanız için çiftleştiklerinde verimli döllerin oluşması gerekir. Yani bunda açıkçası hani adam sadece şıkka göre yorum yapmanızı istiyor. O yüzden ama birçoğunuz da zaten bunu bulmuştur diye düşünüyorum. Çok kolay bir soruydu. İkinci soruya geldiğinizde sporla ürer, tohum oluşturmaz, iletim demedi bulunur diyor. Şimdi arkadaşlar bu gerçekten bir bilgi sorusu. Sporla üreyen canlılar dediğimizde zaten çam, fosilya ve buğdayı elersiniz. Bunlar sporla üremez. Tohumsuz olması gerekiyor ve ilk iletim demetleri kimde bulundu derse direkt Ereğotunu işaretleyebilirsiniz. Ama gerçekten bu hani tamamen bilgi sorusu. Yani bu bilgilere sahip olduğunuzda bulunabilen bir soru. Üçüncü soruya geldiğimizde aşağıdaki tabloda XYZ canlılarının bazı özellikleri verilmiştir diyor. Zaten adam işte glikojen depolama, mitokondri bulundurma, fotosentez yapma ve hücre şeperi bulundurma diye vermiş. Şimdi ben açıkçası şöyle bakarım buna. Şöyle dikeyde bakıp dikeyde yorum yapmak daha kolay olur. Şimdi bakıyorum dikeyde. X'e baktığımda glikojen depoluyor. Hocam o zaman kim olur? Mantar, bakteri, hayvan. Bak mantar, bakteri, hayvan. Yani bitki değil arkadaşlar. Bakın bitki değil. Böyle düşünerek bile bir şıkkı çat diye götürdüm. Sonra düşünüyorum. Hocam glikojen depo edecek. Bir de mitokondri bulunduracak. O zaman tek hücreli olma şansını da kaybetti. Bu da gitti. Sonra fotosentez yapma diyor. Yok. Çeper bulundurma diyor. Yok. Ama mantarda çeper de var. Oh hocam vallahi daha ilk şıktayken %50. Yani büyük bir ihtimal hayvanmış arkadaşlar. Y'ye geldim. Glikojen depo etmiyormuş. O zaman bitki olabilir.
Mitokondri bulunduran bitki olabilir, fotosentez yapan bitki olabilir, çeper bitki olabilir. Maalesef Y'den hiçbir şey eleyemedik. Z'ye geldim, yine glikojen depo etme diyor. Hocam mitokondri bulundurma diyor. Yok dedi mi? Hocam mitokondri mantarda olur ama bakteri de olmaz. O yüzden ben buradan cevabı D bulurum dersiniz. Yani klasik eleme yöntemi ve birazcık da bilgiyi yorumlama yaptınız mı çıkıyor. Dördüncü soruda diyor ki aşağıdakilerden hangisi bitkiler alemindeki canlıların sınıflandırılmasında? Arkadaşlar bitkiler aleminde sınıflandırmada ne kullanılır diyor. Şimdi bakın kök, saçak kök, kazı kök diye kullanırsınız. İletim demetlerinde işte kısilen flüemleri var mı yok mu? Nerede, merkezde mi, dağınık mı? Bunu konuşabilirsiniz. İşte açık tohumlu mu, kapalı tohumlu mu konuşabilirsiniz. İşte odunsu mu, otsu gövdeye mi sahip konuşabilirsiniz. Hücre çeperi yapısı diyor. Arkadaşlar hücre çeperi yapısı bitkilerde tamamında selüloz yapılıdır. Yani selüloz yapılı hücre çeperi kullandığında bütün bitkilerde ortaktır zaten. Yani niye koydun ki derler. Sonra geldik bu soruya. Aşağıdaki şekillerde olduğu gibi iki farklı doku kültürüne X virüsü eklendiğinde virüslerin birey sayısındaki değişim grafiği gibi oluyor diyor. Şimdi arkadaşlar bakmışım burada virüs sayısı artmamış. Yani deri hücresinde oluşan doku kültürü. Demek ki deri hücresinde bunların sayısı artmamış mı demek? Sonra aynı virüsü karaciğer hücresinden oluşan doku kültürüne atmışım, sayısı artmış. Demek ki deri hücresinde sayısı artmazken karaciğer hücresinde sayısı artmış. Şu an sadece grafiğe bakarak bunu söyleyebiliyor. Buna göre diyor X virüsü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hemen bakıyorum. Konak hücresi karaciğer hücresidir. Zaten bunu görmüş olmanız lazım. Grafik adam size bağıra bağıra bunu anlatıyor. Virüs DNA, deri hücresinin hücre zarını parçalayıp DNA'sını hücre içine aktarmıştır diyor. Aktarsaydı sayısı artardı. Zaten bu saçma bir şey olmuş. X virüsü hepatit virüsüdür. Arkadaşlar sadece burada genel kültürünüzün biraz olması lazım. Hepatit virüsünün karaciğerde gidip yerleştiğini ve sayısını orada arttırdığını bilmeniz gerekiyor. Gerçekten biri belki bulmuşsunuzdur da 3 hepatit virüsünün tam olarak karaciğere yerleşip sayısını arttırdığını bilmiyorsanız belki burada bir ikilemde kalmış olabilirsiniz ama zaten burada devreye giriyor arkadaşlar. Ne kadar çok bol soru çözerseniz o kadar aslında yorum yapma yeteneğiniz de gelişmiş oluyor. Devam ediyorum. Diyor ki altın soruda omurgalı hayvanlarda görülen özelliklerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Bu sizin kolay bir soru olmuştur. Balıklar solungaç solunumu yapar. Doğru. Amfibiler yani kurbağalar soğukkanlıdır. Evet doğru. Sürüngenler deri solunumu yapma diyor. Arkadaşlar sürüngenlerin ben deri solunumu yaptığını ilk defa duyuyorum. Yani akciğer solunumu yapıp ne ara deriye geçtiler. Kuş iç hava dolu kemiklere sahiptir. Bu sayede hem daha hafiftirler hem de daha rahat uçabilirler. Memeliler akciğerlerinde alveol bulundururlar. Doğru. Yani bunu eminim ben gibi güle güle çözmüşsünüzdür diye düşünüyorum. 7. soruya geldiğimizde aşağıdaki yapılandırılmış gridde bazı sınıflandırma birimleri verilmiştir. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Birey sayısı en fazla olan 2'dir diyor. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Sıralama şöyle değil miydi? Tür, cins, familia, takım, sınıf, şube. Bir de alem olsa kırarız ama alem yok. Alem olmadığı için birey sayısı en fazla olan 2'dir. Yani bu grite göre cevaplıyorum. Şube alem olsaydı onu işaretlerdim. Ama yok. Sonra geliyorum. Altının yani sınıfın çeşitliliği 2'den fazladır diyor. Oysa ki azdır. Çünkü burada en genel terim şube olduğunu unutmamanız gerekiyor. Yanlış. Sonra geldim. 5'teki canlının protein benzerliği 3'teki canlılardan fazladır diyor. Oysa ki 3'teki canlıların protein benzerliği 5'teki canlılardan fazladır demesi gerekiyordu. Çünkü familia takıma göre daha önde yer alıyor. O yüzden cevabımız A seçeneği çıkıyor arkadaşlar. Şu benim yaptığım sıralamayı baştan yapıp daha sonradan sizin soruya geçmeniz gerekiyor ki inşallah öyle yapmışsınızdır. 8. soruya geldiğimizde diyor ki aşağıdaki şekilde bakteri ve mantarlara ait özellikler verilmiştir. Arkadaşlar benzer tarafları ne bunların? Hocam bakteri bir kere prokaryot, mantarsa ökaryot. Yani ben burada şunu düşüneceğim açıkçası. Bu arkadaşın ikisinin benzeyebilen bir özelliği olursa bile hani en azından bakacağım.
Şimdi bakıyorum. X endospor oluşuma bakteriler endospor oluşturabilir mi? Doğru. Y'ye bakıyorum. Bakteri ve mantarlar glikojen depo eder mi? Doğru. Mantarların hücre çeperi kitin yapılımıdır. Doğru. Bakterinin kapsüllüsü kapsülsüzü var mı? Doğru. Bakterinin fotosentez yapanı var mı? Doğru. Ama mantarın fotosentez yapanı var mı? Yanlış. Yani dediğim gibi arkadaşlar, bazılarının üzerine yazarak, bazılarını şıktan giderek rahatlıkla yorumlayabilirsiniz diye düşünüyorum ben. 9. soruya geldiğimizde diyor ki, aşağıda X, Y, Z canlıların bazı özellikleri verilmiştir diyor. Buna göre X ve Z canlıları, bakın X canlısı ve Z canlıları takım, cins, şube, sistematik kategorilerinin hangisinde birlikte yer alır diyor. Arkadaşlar X canlısına baktığımda Y canlısıyla sınıfı ortak. Bakın sınıfı ortak. Şimdi bakıyorum nasıl sıralıyorduk hocam biz bunu? İşte Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sağda şut attı. Şimdi adam bana şu kopyayı vermiş. Hocam bak sınıfını yazdım. X ile Y şu an için buradalar. Sonra Y ile Z'ye baktım. Familyası ortak. Bak buraya baktım diyor. Burada da Y ile Z'nin ortak olduğunu buldum. Şimdi arkadaşlar amaç şu. Madem işimi garantiye almak istiyorum, neresinin ortak olduğunu soruyor. Bana bir de özellikle X ile Z'den bahsediyor. Şimdi ben bu ikisinin ortak olduğu en net yeri bilmek istiyorsam o zaman en genel yere bakarım. Burada en genel yerde takım mıdır? Hayır hocam, takımı tam olarak net bilmeyebilirim. Cinsini zaten bilmem imkansız. Ama farkındaysanız şu dakikadan sonrası benim için ortaktır. Yani şubesi ve alemi. Sadece şubeyi vermiş, alemi verse onu da işaretlerdim dersiniz. Cevap rahat rahat çıkar diye düşünüyorum açıkçası. Sonracığıma bu soruyu da geçtik. 10. soruda diyor ki arkadaşlar, aşağıdaki grafikte filogenetik sınıflandırmada kullanılan X özelliği ile akrabalık derecesi arasındaki ilişki. Yani akrabalık derecesi artarken bu X özelliği de artacak ve biz de bu işten mutlu olacağız. Bakıyorum. Buna göre X yerine ne yazabilirim? Hocam homolog organ sayısı artarsa akrabalık derecesi artar. Doğru. Protein benzerliği artarsa akrabalık derecesi artar. Doğru. Ortak gen sayısı artarsa akrabalık derecesi artar diyor. Gayet doğru. Şurada birbirine bağlı, doğru orantılı bir artış olduğunu gören öğrenci gönül rahatlığıyla zaten el seçeneğini işaretler diye düşünüyorum. 10.000 soruya geldiğimizde sistematik birimlerin gösterdiği aşağıdaki piramitte birimler piramit üzerine yerleştirilirken aşağıdaki kriterlerin hangisi dikkate alınmış olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar adam direkt tür, cins, familya, takım, sınıf, şube, alem diye yerleştirmiş mi? Yerleştirmiş. En net özellik nedir bunları yerleştirilirken piramitte? Herkes şunu düşünür. Hocam artık bu dakikadan sonra konuşabileceğimiz şey işte birey sayısı dersem olur mu? Olmaz. Protein çeşitliliği dersem olmaz. Canlıların çeşitliliği dersem olmaz. Farklı özellik sayısı dersem olmaz. Çünkü şu an herkes şunu diyordur. Hocam niye olmaz? Çünkü piramit modelinin mantığı şudur arkadaşlar. Bakın burası az. Şu an görselde bana bunu diyor. Burası az, burası çok. Yani öyle bir şey yap ki çoktan aza doğru gitsin. Şimdi birey sayısı düşünün. Birey sayısı türden aleme doğru gitse artar. Bakın artar. Ama tablo bana onu demiyor. Azalmış diyor. Protein çeşitliliği türden aleme doğru giderken ne olur? Herkes der ki hocam artar. Ama burada azalmasını istiyor. Saçma. Daha sonra canlı çeşitliliği artar ama biz tabloya bakarsak azalıyor. Farklı özellik sayısı artar ama azalıyor. Ama mesela ortak gen sayısı diye düşünün. Hocam türden aleme doğru gittikçe ortak gen sayısı azalır. Tek azalan bu. Piramidin de görsel yeteneğime bakarak böyle düşündüğünü zannettim. Ya doğru çıktı mı? Genelde çıkıyor. Sonra geldik 12. soruya. Diyor ki eşit sayıda, bakın bunları boşa yazmazlar. Eşit sayıda K ve L bakteri türleri bulunan özdeşik hibesi yerinden birincisine X, ikincisine Y antibiyotiği uygulandığında hayatta kalan birey sayıları aşağıdaki gibi. Şimdi arkadaşlar ya buraya X verdim diye söylemiş. Buraya da Y verdim demiş. Hocam X'ten en çok etkilenen kim? K. En duyarlı olan X için K. Y için en duyarlı olan kim? L'dir o zaman. Bakın duyarlılık terimi yanlış anlaşılıyor sizde. Duyarlı demek o olaydan ilk etkilenen demek. Sona bakıyorum.
Buna göre hangisi doğru diyor. Bakıyorum yoruma. Hocam, K bakteri türü X, L bakteri türü Y antibiyotine daha duyarlıdır. Hiç düşünmem valla, çat diye işaretlerim. Y antibiyotine K bakteri türü daha dirençtir. Bakıyorum gerçekten ilk L etkilendiğine göre K'ına göre daha dirençtir hocam derim. Bunu da çat diye işaretlerim. X ve Y antibiyotiklerinin birlikte kullanılması, bakın birlikte kullanılması K bakteri türünün hayatta kalan bireysesini değiştirmez diyor. Nasıl değiştirmez kardeş? Her halükarda K zaten X'ten de Y'den de etkileniyormuş. Nasıl değişmez? Oradan cevabın C olduğunu bulursunuz. Onun için soruya geldiğimizde aynı türe ait X ve Y bakterileri kullanılarak aşağıdaki düzenek hazırlanıyor diyor. Besin monomerleri geçerken bakteri geçemez diye de söylüyor. Sonra arkadaşlar bakıyorum X bakteri türünü protein, su ve mineralin olduğu yere koymuşum. Yani polimer besinler biraz fazla. Y bakteri koyduğum yerde ise monomerler daha fazla. Bakın burada polimerler var. Burada monomerler var. Yani aslında sanki şu daha karlıymış gibi geliyor. Hemen sindirir patır patır. A ve B kolundaki bakterilerin metabolizması sonucu grafiklerdeki değişimler gerçekleşmiş. Ne olmuş? Protein miktarı azalmış. Evet. Glikoz miktarı azalmış. Evet. Suyu kullanmışlar. Suyun miktarı azalmış. Evet. Mineralin miktarı azalmış. Evet. Demek ki arkadaşlar bu kolda da bu kolda da herkes mutluymuş. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakıyorum. X bakterisi endostoz. Daha hocam yine endostoz demiş, yine bakteri demiş. Bak ağrıma gidiyor. Niye? Bakteriler endostoz yapamaz ki. Ben bunu daha en baştayken silerim hoca. Gider bak şunu yapar. Hocam ortamda protein var diye endostoz yapmak zorunda değil. Sindirim enzimleri içeride üretir. Dışarı gönderir. Parçalar içeri alır. De ve geç. Bakıyorum. Y bakterisi. Parazit beslenme özelliğine sahip olabilir. Niye? Ortamdaki her şey beleş ve monomer yapılı. Her halükarda onları kullanabilir. Doğru. X bakterisi saprofit beslenebilir diyor. Saprofit beslenme demek büyük molekülleri dışarıda sindirip içeriye alabiliyor demek. Ya protein var. Protein de hidrolize ettiği grafik deniz olarak belli edildiğine göre demek ki bu da gayet mantıklı dersiniz arkadaşlar. Oh, buradan da cevabın D olduğunu bulursunuz. Sonra geldik 14. soruya. Genel kültür sorusu gibi bir şey bu. Diyor ki kurak bir ekosistemde bulunan aynı tür iki bitkide. Bakın aynı tür iki bitkide. Aşağıdakilerden hangisinin farklı olması beklenemez diyor. Düşünüyorum. Hocam kökün toprak içerisinde dağılımı zaten kurakmış. Kök daha derinlere gitmek ister. Arkadaşlar bakıyorum. Ha hocam aynı tür diyor ya. Sonuçta düşünüyorum. Acaba bu farklı olabilir mi? Toprak içerisindeki dağılımına yine bir ihtimal veriyorum. Farklı olabilir. Çiçeklerin anatomik yapısı diyor. Şimdi anatomik yapısı ortama göre değişeceği için hocam kurak bir ortamda çiçeğin anatomik yapısı sanki aynı olur. Bu biraz aynı gibi geliyor bana. Yaprak ayısının genişliği diyor. Eğer ki arkadaşlar bakın direkt kökten ve yapraktan bahsettiyse bu genişlik farklı olabilir duruma göre dersiniz. Bu yüzden de buradan rahatlıkla cevabı B diye bulursunuz. Geldik diğer testin birinci sorusuna. Diyor ki omurgasız hayvanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmez diyor. Ben size saymıştım işte. Bunlar genellikle iç iskelet bulundurmaz. Bazılarında dış iskelet vardır. Sinir kordonları karından geçer. Ve özellikle işte sünger, derisi dikenli, sölentere, yumuşakça, solucan, eklem bacaklı diye sayarlar size. Bakıyorum. Solungaç solunumu yapan görülür arkadaşlar. Hani niye solungaç solunum derseniz mesela halkalı solucan suda yaşayanların da solungaç solunumu görülür gayet rahat. Daha sonra rejenerasyonla üreme deyince hocam rejenerasyonla üreyen türleri zaten var. Özellikle bakın sinir şeridinin sırt kısımda bulunması ters. Çünkü sırtta bulunuyorsa omurgasız değil. Bu bir canlı omurgalı canlı olur. Kitin yapılı dış iskelet dediğim gibi zaten bazılarında özellikle dış iskelet bulunur diye en başta söylemiştim. Ve omurgasızlığın en bariz özelliğinden biri açık kan dolaşımı olmasıdır. Yani burada şu ayrıntıyı yakalayan soruyu zaten doğru şekilde çözmüştür. İkinci soruya geldiğimizde bakteri hücresinde aşağıdaki metabolik olaylardan hangisi gerçekleşmez diyor. Bakıyorum. Hocam bakteriler glikozun fazlasını glikojen şeklinde depo eder diyen bir insan zaten hocam nişasta sentezi yapamaz. Bunlar der hidrolizini yapar ama sentezini yapamaz. Ribozomları var, protein sentezi yaparlar. DNA'ları var. DNA sentezi yani eşlenmesini gerçekleştirebilirler. Sonuçta amitoz bölünme gerçekleştirebiliyor. Protein sentezi için gerekli olan RNA sentezini gerçekleştirebilirler.
Fotosentez yapanları glikoz sentezini de gerçekleştirebilir. Sonuçta fotosentetik yani simbiyotik bakterileri gördük hayatımızda. Sonra 3. soruda diyor ki bir bitki hücresinde aşağıdaki grafiklerin değişimlerinden hangisi gerçekleşmez diyor. Bakıyorum. Hocam eğer hücre çeperi sentezi yapacaksa glikozları selüloza çevirir ve aslında çeperini sentezlemiş olabilir. Daha sonra şurada çok büyük bir saçmalık var fark etmişsinizdir. Glikojeni yıkıp glikoza çeviriyor. Şunu sormaz mısınız? Hocam bitkiler glikojen mi depo ediyordu yoksa nişasta mı diye. Saçma zaten. Sonra karbondioksiti kullanıp glikoza çevirmek demek. Hocam benim gözümde fotosentez demektir. E zaten bitkiler bunu yapar. Sonra glikozunun fazlasını nişasta şeklinde depo ederler. Doğrusu bu. Yani şu grafiğin doğrusu bu. Sonra hocam glikozu kullanarak ışık olmadığı zaman oksijenli solunumla ATP sentezi yapabilirler. Sonuçta bitkilerde mitokondri denilen bir organel var. Bu sayede solunum gerçekleştirebiliyor diyorsanız alın bakın bu da doğru çıkar. Sonra geldik bu soruya. Aşağıdaki tabloda XYZ bakteri türlerinin bazı özellikleri verilmiştir diyor. Bakıyorum X bakterisi ışık enerjisini kullanmış, kimyasal enerjiyi kullanmamış, fotosentetik bir bakteri olabilir. Y ışık enerjisinde kimyasal enerjiyi de kullanmamış, saprofit bakteri olabilir. Sonuçta ışık enerjisinde kimyasal enerjiyi de kullanmak zorunda değil. Diğeri de kemosentetik bakteri olabilir. Şimdi bakıyorum. Buna göre XYZ canlıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. X yanlısı klorofil pigment taşır. Niye güvenerek söylerim? Bunu ışık enerjisinde kullanmış diye söylerim. Y canlısı heterotroftur. Herhangi bir şekilde ne fotosentezi ne kemosentezi yapamıyorsa hocam heterotroftur. Dışarıdan besinler hazır alıyordur. Z canlısı mitokondri organeli diyor. La hoca sen bakteri demedin mi? Mitokondri organeli nasıl olacak bu canlıda deyip devamlı okumazsınız bile. X canlısı ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine çevirir. Zaten kullanabildiğini söylemiş. Z canlısı karbondioksit özümlemesi yapar. Şimdi arkadaşlar geçenlerde yine sizden gelen bir cevap bu. Belki videoyu izleyecek o da kendine gülecek. Karbondioksit özümlemesi eşittir fotosentez diye düşünülüyordu ilk zamanlar. Sonra ben size şunu öğrettim. Bütün fotoautotrof canlılar karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanır. Kullanılan inorganik madde ise değişiklik gösterir. Yani direkt aklınıza fotosentez gelmesin. Fotoautotrof canlılar gelsin. Ve sonuçta ışık enerjisini kullansa da kemosentez yapsa da karbondioksit kullanacak mı? Ya hocam kullanacak diyeceğiz yani. Çünkü karbonun kaynağı karbondioksit. Sonra geldik bu soruya. Diyor ki bakteri ve paramösün. Bakın yine arkadaşlar bu arkadaş prokaryot. Bu arkadaş ökaryot. Protist aleminin üyesi. Buna göre düşünün. Olaylarından hangisi ortak olarak gerçekleşebilir diyor. Ve sizle beraber düşünüyoruz şimdi. Konjugasyon ile kalıtsal çeşitliliği arttırma. Evet, bakteriler konjugasyon yaparak çeşitliliği arttırır. Onlar için bu bir üreme değildir. Ama paramecium'da hem çeşitlilik artar hem o canlı için bir üremedir. O yüzden hiç düşünmeden çat diye işaretlerim. Sonra mezozomlarda oksijenli solunum yapma diyor. Hocam mezozom dediğin şey bakteride var mı? Evet var. Ama niye paramecium'da olsun ki? O ökaryot yapılı mitokondri bulundurabilir dersiniz. Elersiniz. Ribozomda protein sentezi zaten hocam ribozom bütün canlılarda ortaktır deyip buradan rahatlıkla D seçeneğini işaretlersiniz. Altın soruya geldiğimizde arkelerin DNA molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Şimdi bakıyorum halkasal yapıya sahip olma doğru. 4 çeşit nükleotit yani adenin, guanin, sitozin, timin bulundurma doğru. Çekirdek plazmasında diyor. Şimdi arkadaşlar çekirdeği olsa keşke, keşke olsa. Çünkü bu arkadaş prokaryot yapılı. O yüzden büyük bir saçmalık. Protein kılıfı ile örtülüdür diyor. Hani histon proteini ile örtülüdür dediğimiz kısım. Metabolik olayları denetler. Zaten DNA metabolik olayı denetler. Yani arkadaşlar küçük kopyalar hayatınızı sınavda kurtarır benden size söylemesi. 7. soruya geldiğimizde kalıtsal bilgisi DNA olan bir bakteriyofaj yani virüs. Bakteri hücresinin çoğalma sırasında bakteri hücresindeki değişimler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çizilemez diyor. Şimdi arkadaşlar virüsten bahsediyorum. Bakın virüsten bahsediyorsam o zaman bakalım. Hocam bu arkadaş sonuçta DNA'sını eşleyecek protein kılıflarını yapacak ve gidecek. O zaman riboz şekerlerle işi var mı? Yok hocam. O yüzden sabit kalır doğru. Daha sonra DNA'sını eşlerken fosfat olarak fosforik asit kullanmak zorunda. O yüzden miktarın azalması gayet mantıklı gelmiyor mu? E geliyor. Enzimler zaten
kullandıkları yani kullanırlar, tekrar tekrar kullanılabilirler, reaksiyondan etkilenmeden çıkarlar, miktarları değişmez diye biliyorsunuz. Deoksiriboz sayısı diyor. Hocam bu adam DNA'sını eşlerken deoksiriboz şeker kullanmak zorunda değil mi? E kullandığında da bu deoksiriboz şeker sayısı azalmak zorunda değil mi? Evet, o zaman saçma. E su miktarı diyor. Arkadaşlar sentez sırasında bu DNA replikasyonu olur ya da protein sentezi olur, sonuçta kılıf yaparken sentez sırasında su açığa çıkar. E bu da gayet mantıklı dersiniz. Bakteriyofajın virüs olduğunu yakaladığınız zaman zaten soru çıkmıştır arkadaşlar da. Hani sonrası yorum. 8. soruya geldiğim. Aşağıdaki tabloda mantar ve bakterilerle ilgili bazı özellikler ve bu özelliklerin durumu verilmiştir diyor. X özelliği demiş ki mantar ve bakteri de işte ortak gibi mi verecek artık, fark olarak mı verecek? Buna göre hangisi yanlıştır diye bakıyorum. Şimdi bakıyorum peptidoglikan yapılı hücre çeperi. Mantarda var demiş. Mantarda peptidoglikan yapılı hücre çeperi yok arkadaşlar. Kitin yapılı bir hücre çeperleri var. Zaten bu çok saçmaymış. En baştan vermeseymiş bari. Plazmit DNA mantarda yok. Bakteride var. Doğru. Karbondioksit özümlemesi yani fotosentez mantarda yok. Bakterilerin fotosentetik yani simbiyotik bakterileri var. Sporla üreyen. Mantar sporla ürer ama bakteri sporla üreyemez. Doğru. Glikojen depolama diyor. Hocam mantar da bakteri de glikojeni depo eder. Harbiden ilk seçenekte vermeseymiş, cevabı güzelmiş. 9. soruya geldiğimizde aşağıda tabloda bazı omurgalıların özellikleri verilmiştir. Vermiş gerçekten. Sonra diyor ki XYZ canlıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Hemen bakıyorum arkadaşlar. X canlısı vücudu keratin pullarla örtülü olabilir. Neye göre dedi acaba? Hocam akciğer solunumu yapıyor. İç döllenme, dış gelişim var. Kalpleri 3 odacıklı. O zaman bu arkadaş acaba sürüngen olabilir mi? Evet hocam olabilir. O zaman bunu kabul ettim. Sonra Y canlısı azotlu boşaltım artı amonyaktır diyor. Bakıyorum solungaz solunumu yapmış. Dış döllenme, dış gelişim var. Kalpleri yutup 2 odacıklı balık. E balığın da zaten atığı amonyak mı? Evet. Z canlısı akciğer solunumu yapıyor. İç döllenme, iç gelişim var. 4 odacıklı kalbe sahip. Memeli demek ki, yavrusunu sütle besleyebilir ve yavru bakımı var mıdır? Evet dersiniz. Buradan da cevabı rahatlıkla bulursunuz diye düşünüyorum. Sonra bakıyorum 10. soruya geldiğimde. Amfibilerde gözlenen yani iki yaşamlılar da gözlenen olaylardan hangisi sürüngenlerde de gözlenir diyor. Şimdi sürüngenlerde de bakıyorum. Sürüngenlerde metamorfoz yani başkalaşım yok. Sonra yine aynı şekilde baktığımda dış döllenme yok, iç döllenme, dış gelişim var. Gitti. İkisinde de ortak olan tek özellik belki de ikisinin de soğukkanlı olması. Arkadaşlar bazılarınız şunu yapıyor. Amfibiler deyince bu da var, bu da var, bu da var deyip E şıkkını işaretleyen var. Sorunun cevabına bir bakın. Amfibilerde görülen özellik mi diyor? Yoksa amfibilerle başka birini kıyaslattırıyor mu? Bazen sınavda bu hataya çok düşüyorsunuz. Sonra geldim bu soruya. Kökenleri aynı, görevleri farklı olan organlara homolog organ denilir. Organ çiftlerinin hangileri homolog organa örnektir diyor. Bakıyorum. Kökeni aynı olsun istemiyor mu arkadaşlar? İstiyorum. Sineğin kanadı, kuşun kanadı dediğim an patlar iş. Omurgasız, omurgalı. Hocam zaten bir efsane patlar elimde. O yüzden %50 ilk günden düşmüştür. Balina insan memeli mi memeli? Gerisi umurumda değil, doğrudur. Çünkü hocam benim amacım kökeni aynı olsun. Görevi umurumda bile değil. Yarasa koyun. Memeli mi hocam? Memeli. Oh temiz. O zaman devamına bakmaya gerek var mı? Yok. Ben kolunu bacağını çok da umursamam arkadaşlar. Kökenine bakarım. Köken ne diyor adam. O yüzden kökenden gideceğim. Sonra geldim. 12. soruya diyor ki aşağıdaki tabloda çeşitli canlılar ve kromozom sayısı verilmiştir. Burada vurmak istediği şey şu. Kromozom sayısı aynısı aynı alemde bulunur falan filan diyecek. Sen de yiyeceğim. Çünkü bakıyorum şempanze 48. Patates de 48. Aa bak benzer falan demeni bekliyor. Ya da şempanzeden daha gelişmiştir, tavuk kromozom sayısı fazladır falan demeni bekliyor ki deme. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çıkartılabilir diyor. Bakıyorum. Patates ve şempanze yakın akrabadır. Ha işte bunu niye göre diyor. Kromozom sayısı aynı ya, yakın akraba dersin diye. Deme arkadaşım. Çünkü kromozom sayısına bakılarak böyle bir yorum yapılamaz. Kromozom sayısıyla canlının vücut büyüklüğü arasında bir ilişki yoktur diyor. Bakın ne kadar mantıklı. Tür içi kromozom sayısı sabittir, değişmez. Evet arkadaşlar biz 46 kromozomluyuz. İnsanlar daima 46 kromozomlu olmaya çalışır. Ayrılmama gibi enteresan bir olay başınıza gelmedikçe. Sonra geldik buna.
Balıklar sınıfındaki canlılar çenesiz balıklar, kıkırdaklı balıklar ve kemikli balıklar olarak 3 grupta incelenir diyor. Bu gruplarda yer alan canlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakıyorum hocam kolaymış. Birincisi çenesiz balıklarda yüzgeç bulunmaz. Doğru. Kıkırdaklı balıklar solungaç solunumu yapar. Doğru. Kemikli balıklarda yüzme keseleri vardı. Doğru. Sonra çenesiz balıklarında pul yoktur. Doğru. Kıkırdaklı balıklarda diş yoktur diyor. O zaman köpek balıklarında diş yok dersiniz arkadaşlar. Düşünün. Olaydaki saçmalık bu olur. Yani bu biraz bilgi sorusu olmuş. Belki o yüzden birkaç kişi yanlış yapmış olabilir. 14. soruya geldiğimizde kapsül taşıyan bir bakteri yani F artı bakterisi. Hücresel yapılarından hangisi bulunmaz diyor. Şimdi arkadaşlar bakıyorum bak. Hücre çeperi zaten bakterilerde peptidoğrgan yapılı hücre çeperi var. Bu arkadaşlar illa ribozomlar ile protein sentezi de yapacak. Doğru. Peki madem kapsül var, madem hastalık yapıcı bir özelliğe sahibim, benim ne işim var klorofille? Girerim o canlı vücudunda istediğim gibi sayımı çoğaltırım. Doğru değil mi? Tamam arkadaşlar buradaki en önemli olay dediğim gibi hani klorofilin niye bulundursun madem hastalık yapacaksa diye insana sorarlar. Yani çeperin bulunması gerçekten mantıklıdır. Peptidoğrgan yapılıdır. Ribozomun bulunması mantıklıdır. Gerçekten ortak özelliktir. Ama madem hastalık yapıcısın ve kapsül bulunduruyorsun ne işin var klorofille derler insana. Yani rahat olun bu tarz soruları yaparsınız. Sonra 15. soruya geldiğimizde diyor ki farklı kalıtsal özelliğe sahip A ve B bakterileri kullanarak aşağıdaki deney düzeni hazırlanmış. A bakterisini X'e, B bakterisini Y antibiyotine, sonra ikisini de X ve Y antibiyotu içerisine koymuşlar. Ve diyor ki, birinci ve ikinci deney tüplerinde canlı kalan bakterilerin bir kısmı ikinci deney düzenine konulduğunda A ve B bakterilerin bir kısmı yaşamını sürdürebilmiştir. Bakteri olduğunu söylüyor. Konjugasyon yeteneğine sahip olduğunu sizin söylemenizi bekliyor. Sonrasında diyor ki, buna göre hangi yorum yapılabilir? A ve B bakterilerin türleri farklıdır diyor. Şimdi bunu tam olarak söyleyebilir miyiz? Sadece bu şeye bakıp söyleyemeyiz. Sonra baktığımızda 3. deney düzeninde A ve B bakteriler arasında konjugasyon gerçekleşmiştir ki bu sayede yaşamını sürdürebilmiştir. Evet. A ve B bakterileri endospor oluşturma özelliğine sahiptir. Çünkü bazıları X ve Y antibiyotu üzerinde yaşamını sürdürmüş, öğrenmişler endospor oluşturmayı. Sonra da birbirlerine öğretmişler ki iki bakteri türü de o ortamda yaşamış olabilir diyoruz. Sonra geldik 16. sorumuza. Aşağıda aynı sınıfta yer alan farklı canlı türünün arkadaşlar bak aynı sınıfı aynı farklı canlı türü diyor. Ortak yer sınıf farklı tür. 7 nükleotitli DNA baz dizim verilmiştir diyor. Buna göre evrimsel akrabalık bakımından birbirlerine en yakın olan türler aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar baktığımızda birbirine en çok benzeyenlere bakacağız. Mesela 1 ile 2 demiş. Bakalım 1 ve 2'ye baktığımızda hocam benzemiyor, 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 benzemiyor. Hatta hiç benzemiyor desem yeridir. Sonra 1 ile 4'e bakalım desem 1 ile 4'te A'lar benziyor, A'lar benziyor. Bura benzemiyor, benziyor, benziyor, benzemiyor, benziyor. Yani neredeyse 6'da 5 tutuyor. Pardon 7'de 5 tutuyor. 2 ile 3, 2 ile 3'e geldiğinde benziyor, benzemiyor, 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 benziyor. Benzemiyor, benzemiyor. İkisi tutuyor. 2, 4, 2, 4 arası benzemiyor, benzemiyor, benziyor. Benzemiyor, 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 benziyor. Sanki yine 2'de kaldık. 3 ile 4'e bakıyorum. Benzemiyor, 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 benzemiyor. Hiç benzemiyor. O zaman arkadaşlar en çok benzeyen vallaha B seçeneği der işaretlerim. Düşün yani bildiğiniz eşleştirme yaptım. Arkadaşlar dediğim gibi en sondaki genel tekrar testi gibi olan testimizi güzelce çözdük. Hani dediğim gibi kafanıza takılan anlamadığınız ya da hani hocam şurada takılı kaldım ben yine açıklamışsınız ama dediğiniz olursa yine çekinmeden sorabilirsiniz. İnşallah yüz yüze de görüşmek üzere.